Herkese merhaba, ben Selçuk. Prison Architect'in yeni bir bölümüne geçmeden önce bir duyurum olacak sizlere. Küçük bir çekiliş yapmaya karar verdim. Sebebi 100 aboneye ulaşmak üzere olmamız benim için gurur verici ve heyecanlı bir durum. 100 aboneye ulaşmış olmak. Bir kilometre taşını atlamış olacağım sonuçta. Şöyle bir çekiliş. Önce ödülden başlayayım. Madem neyin videosunu çekiyorsam onun ödülünü vereyim dedim. Prison Architect'in Steam kodunu kazanana hediye edeceğim. Nasıl katılacaksınız? Hemen onu açıklıyorum. Aşağıda linki vermiş olacağım size. O linke tıkladığınızda şöyle bir sayfayla karşılaşacaksınız. Nasıl katılabiliyorsunuz? 3 şekilde katılma hakkınız var. Yani bir kişinin 3 farklı şekilde katılma hakkı var. 1. Kanala abone olabilirsiniz. Hali hazırda aboneyseniz zaten şurayı tıklayıp Subscribe Here'dan abone olduktan sonra sizden bir isim, soyisim ve e-mail girmenizi isteyecek şu sistem ki kazandığınızda size ben ulaşabileyim. Eğer abone olur veya diğer ikisi de zaten video izleme, yani bir bu videoyu, kanaldaki herhangi biri değil. Ne yazık ki buradan tıklamak zorunda bırakıyoruz sizi çünkü birkaç bir şey araştırdım, yani nasıl çekiliş yaparım, nasıl çekiliş yaparım, nasıl düzgün bir şekilde yaparım diye bu siteyi buldum. Glam.io diye. Bir de bu videoyu koydum. Yani bunları izledip continue dedikten sonra sizden isim ve e-mail adresi bilgisi isteyecek ki ben siz katıldığınızı beyan ettikten sonra eğer kazandıysanız size ulaşabileyim. Amaç bu tabii ki. Öyle. 3 farklı katılma yönteminiz var. Abone olabilirsiniz eğer abone değilseniz. Eğer aboneyseniz dediğim gibi şuradan subscribe here dedikten sonra zaten continue çıkacaktır sizin abone olduğunuzu anladıktan sonra. İsim ve e-mail bilgisi girdikten sonra burası 1 artacak. Your entries kısmınız 1 olacak. Diğer ikisini yaptıktan sonra da 3 olacak. Zaten maksimum 3 hakkınız var. Şurada da toplam atıyorum 10 kişi katıldı diyelim. 10 kişi de bu üçünü yaptı diyelim. Hem abone oldu hem diğer iki videoyu da izledi. Toplam 30 enter olacak burada. 30'un içinden bir tane kişi kazanır. Yani bir enter'i kazanmış olacak. Ama o bir enter'i sonuçta bir kişinin 3 enter'isinden biri olacağı için ne kadar şu enter'ileri yani 3'te 3 yaparsanız şansınız 3 katı artmış oluyor. Düz mantıklı. Yani sizin şansınız belki de %5 yerine %15 olacak. Ne kadar süreyle yapacağım bunu? 1 Aralık'a kadar belirledim. Yani 1 Aralık günü sanırım bitmiş olacak. 21 gün var diyor zaten. Doğru. 1 Aralık'ta bitecek çekiliş. Katılırsanız sevinirim. Kazanana e-mail ile ulaşıp troll mü değil mi onu bir garantiledikten sonra, yani bir merhaba, nasılsın, iyi misin faslından sonra Steam kodunu hediye edeceğim. Umarım hoşunuza gider. Umarım başarıyla gerçekleştiririm daha doğrusu. Neyse. Haydi oyuna geçiyoruz. Geldik gene güzel yuvamıza. Ben bu kekolara zamanı başlatayım. Özellikle şu kırmızılı kekolara bir yard yapayım diyordum. Ona ben başlayayım en iyisi. Şurası bunlara yeter mi ya? Yard için ne kadar bir alan istiyor? Beşe beş istiyor. Beşe beş istiyor. Olmadı. Nerede tünel buldun? Ne? Tünel bulmuş. Yürü git. O standart alarmımız. Buralarda bir tünel olmalı. Buralarda bir tünel olmalı. Şimdi şuraya planlamadan bir gelelim. Herhalde 7'ye 7 kursam şurayı, içerisi 5'e 5 olur. Aynen de güzel olur. O zaman şuraya çit yapsam kafi. Değil mi? Hemen onu bir halledelim. Bunun tehlike seviyesi. Bir takipçim sanırım. Gözlük de yok, göremiyorum.
Shift tab'a basarak. Shift tab. Tamam. Nasıl kabul edeceğim ben bu çocuğu? Onayla. Oldu herhalde. Hadi bakalım izle. Şimdi tehlike miktarı artıyor dedik. İhtiyar bu sabah köründeyiz değil mi ya? Tabii 8.30. Yayınımı izliyor. Tamam, teşekkürler. Yayınımı izle ama şurayı bana buraya raporlara tıklayamıyorum. Şu sınavlardan hala geçen yok değil mi Allah'ın kekoları? Temel eğitimden hala 2 kişi geçmiş. Mükemmel. Mükemmel ya. Davranıştan da geçen yok. Çok iyi. Çok tatlı. Şimdi ne yapsam ne etsem. Biraz hızlan, şurayı bir tamamlayalım. Aha, kavga çıktı. Nerede çıktı o kavga? Lan ne oluyor? Dövüş sesi geliyor ama. Hadi hayırlısı. Bu ikisinin yemek saati 1 miydi ya? Ben bunları ayırmadım mı? Ben ne yapmayı planlıyordum? Aa evet, düşündüm ama sizle paylaşmamıştım sanki, değil mi? Bunların bir elektrik silahı mı kullandı? Bak, sen ne yapıyorsun lan? Firar girişimi. Salak mısın evladım? Buradan koşarak kaçabileceğini mi sandın? Aa, salak galiba. Dur bakayım şurayı. Şurayı mahkum geçmez yapayım da bir. Tamam şimdi ne düşünmüştüm biliyor musunuz? Şuralara da, evet buraları değil mi? Evet. Aynen şuralara da kantini içerecek şekilde ek bloklar yapayım. Şuraya da aynı şekilde. Sonra şu kantini ortadan ikiye ayırayım. İki farklı kantinim olsun. Bu sayede yemek saatlerini deli gibi, ay onunla çakışmasın, ay bu buna denk gelmesin, ay şuraya ayrı avlu vereyim diye kafayı yemeyeyim en azından. Çünkü yani normalle atıyorum minimumu aynı anda yemek saati verebilirim bu sayede ve gittikçe de kalabalıklaşıyoruz. Her türlü bir arttırma ihtiyacı hissedeceğim. Şeylerde. Mutfakta özellikle. O yüzden yavaş yavaş ben onun planına geçsem aslında. Fena olmaz. Şimdi bu iki şeritli yol kalsın. Güzel. Şurada da avlu kalsın. O da güzel. Ama ben şuradan duvar yapayım değil mi? Bu çiti kaldırırım. Tamam mı? Orada ne var ya? Orada bir şey yok. O çiti kaldırırım. Şununla hiza olacak şekilde de aha da şöyle bir burayı mutfak yapacağım işte. 6000 erken, ooo mükemmel, aslanım benim. Erken tahliye olun, koçlarım benim. Ama bir saniye, neden şurayı şey yaptım? Yani buradaki çiti kullanıyorum da neden şurayı kullanmayayım? Yani burada duvar olsun. Duvar olsun yani, bir şey daha kar ederim. Değil mi? Şöyle alayım. Aynen. Gene bunlar birileri dövüşüyor ya. Lan 2 dakika rahat durmuyorsunuz. Bak gene vurduk. Zirveye vurduk yani. Ne sıkıntınız var? Dinlenme. Bak. Allah'ım manyağı. Sen sorunun ne? Anlamadım ki. Anam bunlar burada kaldı. Salaklar. Salak mısınız evladım?
Salaksanız sala az diyeyim. Ay yazık. Ay kalmışlar burada. Yanında kapıyla geziyor. Oh. Şuraya kapı yap, çık lan gerizekalı. Evladım çıksanıza. Lan ne yapıyorsunuz siz burada? Tövbe estağfurullah. Biz bu gene neden eksiye düştü? Bu yine niye eksiye düştü? Vay arkadaş ya. Toplu para geliyor ama her gün para kaybedecek konumda oluyoruz. Bu sıkıntı biraz kâr eder. Konuma geçmem lazım. İçim rahat değil. Evet, şurayı hallettik. Kaça kaç yapmışız? Hani kontrol babında bir bakayım. 18'e 17. Değil mi? Yanlış görmedim. Na şuradan başlayacağım gene. 17'ye 18. Aynen. Şu ikisi de mutfak olacak. Hatta belki de birleştiririm işte şuradan. Şurayı ya da iki mutfak yaparsam buradan yemeğe yetiştiremezler yalnız. Değil mi? Öyle bir sıkıntı var. Oradan yemeğe yetiştiremezler. Neyse, daha şimdi nasıl olsa yapmayacağım. Biraz para lazım böyle bir şey için. Biraz para biriktirmeye devam edeceğim. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ya şu şey canımı sıkıyor aslında. Birazcık eğitimi önem verseler aslında. Gerçi en azından şunda %30'u 40'ı falan görsek. Parasında değilim, gerçekten değilim. Nerede gördün lan o şeyi? Tamam, şurayı odalardan. Clothing hala size şey gelmiyor mu? Hayret bir şey ya. Kocaman çamaşır odası yaptım. Avlu. Aa, bura büyük olmuş. Aa vallahi bir neyse ne olur. Sağlık olsun. Hadi sağlık olsun. Ben size güzel güzel bir şeyler de koyayım hadi. Bir de şöyle ağırlık koyalım. Alın oynayın güzel güzel. Bunların... Şunları biraz avlu yapayım hadi. O küçücük yerde de biraz vakit geçirsinler. Hala aynı yerde yanlış bir hata veriyor. Tamam. Oraya alıştık nasıl olsa. Oraya alıştık nasıl olsa. Bunlar burada kavga etmez değil mi? Çeperde mi lan? Tipini benzetemedim ama. Ah, ben bu çeperi tamamlamamış mıyım? Aa, bak ben Keko'ya bak bak bak. Bak bura tamam, bura tamam ama bura nay. Buradan kaçarsan olacak. Param yetiyor mu? Oha, çok uzunmuş lan burada. Vay namussuz. Kaç istiyorsun oğlum sen? Oha, neyse yapacağız. Yapacağız, başka yolu yok. Vallahi yok, 5000 lira kaldı. Para 5000 lira kaldı. Para bitti, para. Para, tahliye edin şunları. Ansley'i sal gitsin. Ne var? Çocuk ne yapmış ki? Sal gitsin. Yazık. Nakdi var. 60 dolar ver. Sal gitsin bunu Stacy. Zaten minimum. Harris, git lan. Ne var? Hanımefendi, para verebiliyor muyuz buna? Alın şu parayı. Alın, azıcık para verin de salın. Al 1000 dolar. Bu salınca 6000 alacağız nasıl olsa. Yardımcı olun, para kalmadı. Hayret bir şey ya. Al işte, kavga mı çıktı? Ha yok. İnşaymış. Clothing gelmiyor mu size? Niye sinirlendim ben bu kadar? Bu arada şunu da kırmızı yapalım da. Başımız ağrımasın sonra. Şimdi.
Şimdi. Bir yavaşlat, bir istihbarat alalım. Siz bir gelin. Başka potansiyel muhbir. Kim gözükmüyor ki burada? Tam karanlıklar içinde Batman. Başka da yok zaten. Alayı tırstığı için. Hah, getiriyorlar. Tamam. Biraz hızlı getirin bakayım. Bir istihbarat alalım. Bak gene yükseldi bu. Bu hıyarlar gene yükseldi. Hayırdır, ne oluyor ya? Güzel. Orayı kuruyorsunuz. Tamam. Güvenlik yüksekti. Azalıyor. Ben biraz daha çalışma saati mi kursam ya? Şey, fazla iş yapamıyorlar galiba bunlar. Öyle bir sıkıntım var ki. Şunlara biraz daha uzun süre şey yapacağım. Kitleyeceğim bunları. Kaç kişi ki? Bunlar genel etkiler mi? 22 kişiler. Bunlara çalışma serbest zaman koymuşum. Tamam, sıkıntı yok. Geldiniz mi? Oy. Tamam. Yemektekiler zaten sarıdır. Sarıdır. Onlarda sıkıntı yok. Bunlar da sarı. Tamam. Tamam. Bu da sarı. Peki. Başka hedefte olan var mı? Yok gibi. Şu dayıda çakmak varmış. Şu çalışıyor ve joplu geziyor. Tamam. Bir sıkıntı yok gibi. Salıverdim. Gidin hadi. Yakalanmadan. Böyle güzel ya. Küçük küçük kullanayım. Şunları satmamla alakalı bir gene bir arkadaş sağ olsun bir tüyo vermişti. Şimdi bazen video izliyorum, bazen izlemiyorum ama bununla ilgili izlemedim. Nasıl satacağım konusunda da çok bir bilgim yok ama dış satımlar diye tahmin ediyorum. Bir yeri dış satım haline getirsem satar mıyız? Ha? Olur mu yani o iş? Şurayı dış satım yaptım diyelim mesela. Şimdi buradan bir şey satacaklar mı? Bakalım. Buranın akıbetini merak ediyorum. Bakalım bir şey değişecek mi daha doğrusu? Şurada bir olay çıkmasın. Alayı ötüyor ya. Alayı bir şey kaçırma derdinde. Clothing. Ya bu clothing'i ben ayarlamadım mı? Giyim sıkıntı olmaması lazım çoğu şey konusunda. Şimdi minimumlar rahat gibi. Bir tek dinlenme konusunda uyumuyor musunuz? Ben anlamadım ki. Ben bunları bir de ortak ada yapacaktım. Onu da unuttum. Normal güvenlik hijyen konusunda sıkıntı çıkarıyor. Duşunuz mu yok? Hayır, söyle bana, duşunuz mu yok? Maksimum sıkıntılı tabii. Giyim, mahremiyet, özgürlük konusunda sıkıntılılar tabii ki. Birazcık sıkıntıda olacaksınız. Kusura bakma. Bunlar zaten en rahatları. Kebap. Süpermax zaten yok. Tamam. Tamamını gelelim. Ya aslında o kadar büyük sorun yok gibi ama şu niye bu kadar yüksekte geziyor? Hala şey yapamadım. Algılayamadım. Burada bu kadarlık şey bana yeter. Şurayı ben başka şekilde değerlendirsem. Aynen. Burayı başka bir şey yapacağım ben. Şuranın içini temizleyeyim bakalım bir ara. Tamam mı orası? 9000'e çıktık tekrar, güzel. Dış satımda bina ne yok hala? Şimdi ha, ortak oda. Nereye ortak oda yapayım? Şura ideal gibi ya. Bu arada şunların... Evet, burada küçük ortak odaları vardı. Yani ben birazcık kime
şey geçmiş oldum. Pardon, pardon. Ha. Yani normal güvenliğe birazcık bonus geçmiş gibi oldum. Çünkü şurada iki tane küçük ortak odaları var. Aslında ben... Lan kim öldü? Ana! Vay seni Allah'ım manyağı. Lan şartlı tahliye memurunu mu öldürdün? Manyak! Lan niye yaptın böyle bir şey? Aa, vay geri zekalı ya. Lan ne güzel indiriyorduk şunu. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Eşoğlusu ya. Kadını gitti öldürdü, evde çocuğu mocuğu bekliyorsun. Niye öldürdün? Niye? Yani bunu öldürünce kaçamayacaksın, edemeyeceksin. Hayret bir şey ya. Teyzeme bak, yazık. Ben bunları küçük küçük şuraları yapayım değil mi ya? Aynen, çok mantıklı. Aynen. Şu kopyalamayı getir. Kullanma. Hop. Engellenmiş. Niye? Önce çünkü buraya bir şöylecene bir kaç burası? 6'ya 7. Şöyle değil mi? Aynen. 6'ya 7. Yalnız para yok. Para. Aa, birazcık varmış. Neyse, yaparım. Birazcık varmış, yaparım. Şu 3 taneyi başlangıç yerinde yapmış sayalım. Şurayı da yapalım. 6'ya 7, 6'ya 7. Evet, 1500 buraya para gidiyor. Az da değil ki. Vallahi az da değil. Buraları ortak oda yapacağız diye vallahi parasız kalacağız ha. Nerede tünel var? Ha tamam, yanlış alarm, yanlış alarm. Pardon. Lan buraya ne olmuş? Bir tane polis gel. Burada bir sıkıntı var. Lan polis yok mu bir tane? Ara hücreyi ara. Aynı tünel hatasını veriyor. Tamam. Sen niye uyumuyorsun? Sık at. Ah, kapandı şimdi, tamam. Kaydettin, pekala. Bunu yaptınız mı? Yapmadınız. Birazcık hızlanın bebeğim. Haydi biraz daha hızlı. Sabaha 14 kişi daha gelecek. 5600 oradan geliyor. Tamam. İyi, günlük kâr eder konuma geldik. O açıdan iyi. O güzel bir haber. Aşağı yaptınız mı? E hadi gari. Hala çeperle mi uğraşıyorsunuz ya, yoksa? Yo, çeper yapılmış. Çeper mis gibi duruyor. Geceleri ne güzel ya, tehlike yok ya. Çok mutluyum. İşçiler grevde mi? Olayınız ne? Niye gelmiyorsunuz buraya? Allah. Şuralar niye elektrik sinyali veriyor? Şöyle getirelim o zaman. Şuraları da aydınlatsın. Başka veren var mı? Buralar. Getir buraya kadar hadi. Hadi getir. Hayret bir şey ya. Başka? Al sen de al. Bir de sen al. Başka? Yukarıda var mı? Yok. Tövbe bismillah. Kimsenin umurunda değil yalnız ha. Şuralar. Sebep? Yaptılar mı yoksa ya çoktan? Ben... Allah Allah. Yok ya. Kopyala gel.
Tamam, kopyalamışsın. Yok, yapıştırmıyor ki. İşçiler nerede ya? Ya neyi bekliyorsunuz? Kekolar. Çalışsanıza. Ah, yemek mi getirmiş? Ya bu işçiler nerede? Nerede, ne yapıyorsunuz siz? Ben anlamadım ki. Aa, dış satımlara bir şey koymuşlar. Şimdi biz bunları satacağız mı? Aa, vallahi satacağız kız. Ana, oradan da para gelir. Oh, iyi keva, iyi para, iyi para, güzel. Devam. Satış satıştır. Yalnız bu işçiler ne yapıyor? Ne yapıyor? İşçiler neredesiniz ya? Allah Allah. Ortalıkta işçi gören var mı ya? Yemek yemeye mi gittiniz? Ne yaptınız? Ben anlamadım ki. Ulan bunları taşımak için var ya, ta buradan dolanıyor. Ne güzel de bir cümle kurdum, değil mi? Ben buraya bir personel kapısı yapayım o zaman. Böyle salakça oldu çünkü. Bunlar ilk bunları yaparken bunları yapmış. Ta buradan dolanıp getiriyorlar ta kekolar. Şöyle kapı yap. Sattık mı biz şimdi bunu? Para gelecek mi? Vallahi 2000 dolar geldi ya. Odundan para kazanıyorum. Yeminle odundan para kazanıyorum ya. Çok güzel bir duygu. Ben biraz daha dış satım yapsam aslında. Şurayı bir inşa etseler. Bunların hepsi taşınana kadar sanırım. Lan. O nerede? Ara şurayı, ara. TL ki tabii ki sabah sabah bir artar. Standart. Değil mi? Hala 2 geçmiş. Çok güzel. Çok mükemmel. Marangozluktan kimse geçememiş. Müthiş. Çok tatlı. Sen hala clothing istiyorsun. Hayırdır? Sakin. Aynen, buraya da o versin, yetişmeyecek çünkü. Ne oldu? Bozdum ben. Bir şey yaptım. Bir saniye. Yanlış oldu. Pardon. Lan ne oluyor? Ne yaptım ben? Bozdum. Bir şey yaptım ya. Bir tek bir yere mi veriyorsun yani sen? Anlamadım ki ben. Allah Allah, şununla bir ilgilenin yani, sadece onu demek istedim. Bu kilitle de bu ne yapıyor? Ha, şey mi, mahkum görüşecek. Peki. 11 aile görüş için sıra bekliyor. O 30 bin olduk bile ya. Çok 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 iyi değil mi? Şu kapıyı hala yapamadılar. Burayı tabii ki yapamadılar. Bunlar kütük taşımaktan. Şuna bir öncelik verin. Ne olursunuz. Hadi ya. Siz mal mal dolanacaksınız ta buradan. Ha?
Lan oradan dolanmasana artık. Ha şöyle, aferin, aferin. Lan iyi sattık bu arada ha, şaka maka. Çok iyi sattık dış satımlar. Odun sata sata bir hal olduk. Bir ormanlık bir şey mi yapsam, ne yapsam ya? Ağaçları sökmeyeceğim, hayır. Hayır. Ağaç sökmeye hayır. Sıkıntı hala büyük. İhtiyaçlar genel olarak hijyen ve dinlenme de gene yoğunlaşmış gibi. Hijyen niye durup dururken sıkıntı ki? Normalde dinlenme. Ya şuraları bir tamamlasalar artık ortak odalarına girişeceğim de yok. Yok, odunları dizecekler ondan sonra. Aa lan niye buradan getiriyorsunuz? Buradan getirmeyin, buradan getirmeyin. Allah'ım böyle bir kekoluk olabilir mi? Buradan getirme mahkumu. Bir de burası sadece personel diyeyim. Bu arada aslında ben şurayı kapatsam, şuraya büyük bir kapı yapsam daha mı mantıklı? Yok şuradan cart diye kaçarlar belki. Aman diyeyim. Kolay kaçış olur yani, onu diyorum. Hah, yaptınız mı? Yaptınız mı? Vay kekolar. Amma keko dedim bugün de ya. Vallahi şuradan bir klonlamayı al. Almışım zaten. Ben senin yani illa şuraya kapı yapacağız ha? Pekala. Al şuraya kapı, şuraya kapı. Şunlara da gel. Kapı. Hop, yanlış oldu. Kapı ve kapı. Şunun kapısı yamuk değil, değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Bir Allah'ın kulu buraya kapıya koymaya geliyor mu? Gelmiyor. Güzel. 57 bin olduk lan. Vallahi odunları sattık. Zengin olduk. Güzel. Ortalık da açıldı. Hoş oldu. Aynen. Tehlike seviyesi her zamanki gibi yüksek. Vallahi anlamamışım ha. Para iyi birikiyor. Bu arada yeni ha 50 bin lira, 50 bin lirayı gördük hakikaten ya. Yavaş yavaş yeni bir loğa ben girişeyim. Aynen. Bu manyak temizlik hastası herhalde. Durmadan bir kişi yeni kıyafette yeni kıyafet isteyip duruyor. Tamam. Bu bölümlük bu kadar olsun. 50 bin liraya geçtiğimiz için ona dikkat etmemişim ya. Vallahi 50 bin liraya geçtiğimiz için yeni blok inşasına başlarım diğer bölüm. Yavaş yavaş kapasiteyi arttırırız. Yavaş yavaş gelen parayı da arttırırız. Tümden böyle bir kar topu etkisiyle zengin olma yoluna doğru gideriz ki artık etrafı filan iyice güzelleştirelim. Cücük gibi kaldı ya. Yani 48. gün hala yarısını belki anca geçtim. Yani şurayı da yarı sayarsak. Bence yavaş ilerliyoruz. Neyse. Bu tehlikeyi de bir halletmem lazım. Bununla ilgili küçük bir araştırma yapayım ben en iyisi. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.